Selçuk Portal kanalından herkese merhabalar. Sizler için ürettiğimiz güncel içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve sosyal medyada bizleri takip etmeyi sakın unutmayın. Bugün Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinden iki tane konuğum var. Onlara staj dönemlerinin nasıl geçtiği, neden bu fakülteyi tercih ettikleri gibi soruları yönelteceğim. Öncelikle Selçuk Portal'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz? Benim ismim İrem. 23 yaşındayım. Selçuk Üniversitesi'nde Hemşirelik Fakültesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Sizler? Ben de ismim Hasan Afaydın. Hemşirelik Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Konya Seydişehirliyim. 22 yaşındayım. Bu şekilde. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. O zaman şöyle genel bir soruyla bir başlamak istiyorum. Evet. Neden hemşirelik bölümünü seçtiniz? Neden hemşirelik? Gerçekten güzel bir soru. Şöyle ki ben lise dönemimde de ATT olarak devam etmiştim ve ATT olarak başladım liseye. Ve ilk başta istemiyordum. Hani bu sağlık alanı olmasını hiç düşünmüyordum. Ve hani bir şekilde sınavlardan dolayı girdim. Ama daha sonrasında stajlarla oradaki insanları görerek, o staj ortamındaki durumları fark ederek. Aslında sevmiş oldum. Evet, sevmiş oldum. O zaman başladı benim için hikayem. Yani gerçekten hemşirelik benim için o zaman değişti. Aslında biz o zaman da şöyle ki ATT okudum ama hemşireler gibi staj görüyorduk. Ondan dolayı bir... Aslında çok donanımlı bir eğitim almış. Evet, donanımlı bir eğitim aldık lisede gerçekten. Stajlarımızda da aynı hemşireler gibi işleri yapıyorduk. Aynı şekilde ilerliyorduk. Sonra mezun olduğumda puanım yetmedi ama dedim ki ben bir yıl daha hazırlanayım. Gerçekten daha iyisini yapabilirim. Ve hemşireliğe gideyim dedim. Yani 4 yıl okuyayım. Daha sonra sınavlara girdim. Şöyle gerçekleşti tabii. Bir yıl boyunca eğitim gördüm. İşte hazırlık süreci falan, çalışmalar. Daha sonra tercih dönemim falan derken hemşireliği kazandım ve hemşireliği yapabileceğime inanarak geldim. Gerçekten bu mesleği yapabilmek için insanların istemesi ve gerçekten çabalaması gerekiyor. Şu içindeki insan içindeki istek olmadığı sürece hani istediğin kadar yapmak istediğine de olmaz yani. Onun için hemşirelik benim için yeri ayrıdır her zaman. Çok güzel. Peki İrem, sen neler söylemek istersin? Neden seçtin hemşireliği? Ben hemşireliği neden seçtim? Ben hiç sınava çalışırken, sınav dönemimde de geometri, fizik tarzı şeylere hiç ilgim olmadı. Hiç kendimi düşündüğüm zaman mühendis olabileceğimi düşünmedim. Yani hiç orada hayal etmedim. Hep ilgi alanım fizyolojik şeylerdi, yani insan vücudu. Yani biyolojiyi çok severdim. Yani sağlık alanına hep ilgi duydum. O yüzden de sağlık bölümünü yazmak istedim. Hemşirelik de sonradan verdiğim bir karar oldu. Çok bir kesinlikle hemşire olmak istediğimi söyleyemem. Yol ona doğru ilgili diyebiliriz yani, değil mi? Çok güzel. Peki neden bu bölümü seçtiğinizi sordum. Peki neden Selçuk Üniversitesi? Bunun özellikle bir amacı var mı sizin için? Ya şöyle ki tercih döneminde sınava girdikten sonra belli bir sıralama yaptım. Sıralamı da buradan söyleyeyim, 136.000 yapmıştım sayısaldan. Evet, o şekilde daha sonra dedim ki ben nereleri yazabilirim, bir araştırmaya koyuldum. Ve bütün üniversiteleri tek tek araştırdım. Hani buradan diğer arkadaşlarımıza, böyle tercih yapacak arkadaşlarımıza tavsiyem, gideceğiniz üniversiteler için hepsini araştırmaya gayret edin. O şekilde de bir bilgi geçeyim. Araştırdım hangi üniversiteye gidebilirim, üniversitelerin içinde neler yapılıyor, ders eğitimleri, eğitim seviyeleri nasıl. O şekilde bir araştırmaya giriştim ve sıralamam da tabii ki önemliydi bu konuda. Tercihlerimi yaptım. Daha sonra Selçuk Üniversitesi'nde yazmıştım 5. sırada tercihimde. Ya dedim ki ben Selçuk Üniversitesi şöyle ki yazdıktan sonra hep içimde böyle bir şey kaldı. Acaba olabilir mi? Olursa da güzel olur gibisinden. Hem Seydişehirli olduğum için de Konya'ya gelmek benim için rahat olabileceğini düşündüm. Ondan dolayı da Konya Selçuk Üniversitesi'ni tercih ettim. Şu anda gayet memnunum bu şekilde. Güzel. Peki İrem, neden Selçuk Üniversitesi? Benim tercih listemde Selçuk Üniversitesi yoktu. Yani soru hiç bana göre değil. Ben yatay geçişle geldim. Tercih listemde yoktu. Ama geldikten sonra sevdim. Yani okulu beğendim. Peki önceki bölümün neydi? Neden geçiş yaptın? Önceden de hemşirelik okuyordum ama Hacettepe Üniversitesi'ni yazmıştım. Sıralamamda sayısal 58.000'di. Çok güzel. O şekilde gitmiştim. Daha sonrasında buraya yatay geçiş yaptım. Ama peki neden seviyorum. Yatay geçiş yaptın? Özel bir sebebi yoksa tabii bunu öğrenmek çok isterim. Biraz İç Anadolu batağı. Gerçekten öyle demeyelim bence. Aileye yakın olma psikolojisi vardı biraz. O yüzden de buraya gelmem daha da iyi oldu benim için. Peki mesleğinizin zor yanları neler? Yani gelmeden önce ben bu mesleği acaba yapabilirim diye düşündünüz mü? Yoksa gayet kendinizden emin ben yaparım ya bunu diye mi yazdınız? Sizden başlayalım. Ya aslında ilk başta böyle düşüncelerim vardı. Şöyle ki
kendim düşünüyordum. Acaba yapabilir miyim? Gerçekten hakkını verebilir miyim? Çünkü bu meslekte hakkını verebilmek çok önemli. Çok önemli ve hani çünkü mesleki bir donanımın olması gerekiyor. Kendini geliştirmen her türlü alanda. Sadece böyle uygulama alanında değil, teorik alanda da, bilgi alanında da kendini geliştirmen gerekiyor. Bunun için üniversite gerçekten gerekiyor. Ona inanıyorum. Hani ondan dolayı kendim bu alanda üzerine gitmek istedim. Ve hemşireliğin bu durumunda zorluklarını şöyle bahsedeyim. Tabii ki zorlukları var. Zorlukların içinde de şu şekilde sıralanabilir. Hastalarla bir iletişim içinde olmalısın. Ve birçok hemşire hani hastalarla iletişim içine gireceği için belli sıkıntılar doğabiliyor. Hani çünkü hastalar da bir yerden sonra kendileri sinirlerini tutamıyorlar, hemşirelere patlayabiliyorlar. Bu gibi durumlar oluyor. Hani tabii ki biz hemşire olarak bu durumları anlayışla karşılıyoruz. Hani tabii ki hastalardan şikayetçi değiliz ama bu günümüzde de şiddet olayları tabii ki var. Sağlıkçıya şiddet olayları. Çünkü sadece sağlıkçıya şiddet değil, kadına şiddet, çocuğa şiddet bu gibi olaylar şiddetin da var. Her türlüsü. Her türlüsüne maalesef karşıyız hep beraber. Ya bunlar keşke olmasın. Keşke mesleğimizi hakkıyla idrak edebilelim, yapabilelim. Ya bu şekilde. Onun haricinde neler yapabiliriz? Biraz daha profesyonel bir meslek olduğu için İnsanlar daha çok kendilerini geliştirmeye odaklı. Aynı zamanda hastaların ve diğer sağlık çalışanlarının hepsinin bir anlayış çerçevesinde ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. O şekilde. Karşılıklı yine eklemek oldu. Anlayış, özveri. Teşekkür ederim. Sen neler söylersin? Ben bu konuda yapabileceğimi düşünerek geldim öncelikle. Bence bu mesleği yani zorlaştıran bizim meslektaşlarımız. Yani aslında şöyle bir durum var. Biz gerçekten iyi bir eğitim görüyoruz. Ama hastane ortamında gördüğümüz eğitimi maalesef uygulayamıyoruz. Yani orası bambaşka bir yer oluyor. Ve hep kötüye doğru evrilerek gidiyor. Hani maalesef hastane ortamındaki durumu değiştirmek yerine, hani biz bilgilerimizi oraya uygulamak yerine, mezun olduktan sonra ben hep buna şahit oldum. Direkt oradaki ortama ayak uyduruluyor. Ve bu yüzden de meslek zorlaştırılıyor. Yani biz profesyonel olarak çok hani üstüne basa basa bize bunu öğretiyorlar. Bunu yapmaya gayret gösterin diye. Ama oraya gittiğimiz zaman bunu göremiyoruz ve meslek bu sefer geriye doğru gitmeye başlıyor. Yani bu nerede düzelir bilmiyorum ama bu konu... Ben bu konuya bir şey eklemek istiyorum. Bunu düzeltecek olan da bizler olduğumuza inanıyorum. Evet. Gerçekten kendimizi geliştirerek, kendimize bir şeyler katarak ve bu alanda farklı şeyleri öngörerek kendimize kattığımız şeyleri değerlendirerek bu değişime bir ortak olmamız gerekiyor. Çünkü geçmişten bile alışılagelmişlerin dışına çıkmamız gerekiyor. Hep bir alışılagelmişlik düzeyinde ilerliyor ve bunun dışına çıkarsak ve kendimizi bu alanda ifade edebilirsek tüm Türkiye çapında ve tüm dünya çapında hemşirelerin bence fark yaratacağına inanıyorum ve yeni nesil hemşirelerin fark yaratacağına inanıyorum. Umarım bu şekilde inşallah. Teşekkür ederim. Her üniversite sınavına giren gencin eminim sancılı süreci atlattığı tercih dönemi var. Siz bu süreci nasıl atlattınız, neler yaşadınız, bahsetmek ister misiniz? Benim için çok kolaydı. Gerçekten hiç zorlanmadım. Çünkü hiç aklımda başka bölümler yoktu. Yani hani sıralamama bakıyordum. Hani dallanmadım çok fazla. Direkt sağlık odaklı gittim. Ve hani ilk 2-3 tercihim hep olur ya, ölü tercih dediğimiz. Aynen o tarzı mühendislikti yani. Çok yüksek yazdım zaten. Çünkü gerçekten orada hiç göremiyordum kendimi. Onun dışında hep hemşirelik yazdım. Zaten tercihim, ilk tercihim de tuttu hemşirelik konusunda. Peki sen nasıl oldu? Benim zor geçti. Şu şekilde zor geçti. Gerçekten. Ben sağlık meslek bitirdiğim için bizdeki eğitim yani matematiktir, Türkçedir. Bunlar hep 9 ve 10'da aldık ama 11 ve 12'de bu eğitimleri alamadık. Hani onun üzerine fazla gidemedik ve bizim daha çok uygulama ağırlıklı ve teorik hani ana dersimiz mesela ATT olduğum için de ana derslerimiz vardı. Hep onların üzerine gidiyorduk ve bu dönemlerde o derslere hiçbir zaman yüklenemedik. Tabii bunun da vermiş olduğu dezavantajlardan dolayı birçok sağlık meslek öğrencileri beni anlayacaktır. Geçmiş ve şu ankiler tabii ki. Çünkü göremiyoruz o dersleri. 11. ve 12. sınıfta. Ondan dolayı belli sıkıntılar yaşadım. Ve bununla birlikte 12. sınıfa geldiğimde kendim biraz daha böyle çalışmaya devam ettim. Mesela matematiği seviyordum. Gerçekten matematiği sevmek önemli. Güzel bir ayrıntı. Aynen, bir de sağlık meslek okuyan öğrenciler daha çok böyle matematik sevmezler. Ben de matematik severdim. Ya dedim ki bir şeyler yapmak istiyorum. Üniversiteye de gitmek istiyorum. Ne yapabilirim? Daha çok çalışayım. Mesela 12. sınıftaydım ama dedim ki
sağlık meslek bitireceğim ama kendim çözeyim ya, matematik çözeyim dedim. 3 tane matematik test kitabı bitirmiştim o dönemde. YGS, LYS'ye son giren insanlardan biriyim. Ondan dolayı da öyle bir durum gerçekleşti. Ardından mezun oldum, sınava girdim ve o zamanki LYS'de yanlış değilsem 238 bin gibi bir sıralama yapmıştım. Hani yine sağlık meslek öğrencilerine göre iyi bir sıralamaydı ama benim istediğim bir sıralama değildi. Dedim ki ben bir sene daha girip bu sınavı kazanacağım. Hani istediğim bölümü getireceğim dedim. Kendime inandım. Üniversiteye gitmek için hazırlandım. İşte dershaneye gittim, sınavlara girdim, denemeler derken bu süreci biraz zor atlattım. Çünkü gerçekten çok zorlu bir süreç, sancılı bir süreç. Böyle devam ederken çalışmalarımız tabii ki sürüyor. Hocalar ders anlatıyor. Bunları benim algılamam biraz daha zaman alıyordu çünkü diğer arkadaşlarıma göre bir iki adım gerideydim. Çünkü ben onlar Anadolu Lisesi bitirirken ben Sağlık Meslek Lisesi bitirmiştim. Hani biraz daha fazla çaba sarf etmem gerektiğini düşündüm ve çalışmaya başladım. İşte günlük belli saatlerim vardı. Çalışıyordum, test çözüyordum. O şekilde ilerliyordum. Öyle devam etti ve sınav tarihlerine yaklaştıkça denemeler arttı. Bu şekilde gerçekleşti derken sınav tarihi geldi. Sınava girdim ve sınavdan sonra düşündüm ki gerçekten bir şey yapamadım herhalde dedim. Çünkü sınav gerçekten zordu. Evet. O dönemde girdiğimde de ilk TYT ve AYT'ye de girmiş oldum. Şimdi son YGS, LYS'ye giriyorum ve aynı zamanda ilk TYT ve AYT. Çünkü üniversite sınavları değişiyor. Evet. Buradan da bütün sağlık meslek lisesi mezunlarına sesleniyorum. Sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Peki teorinin yanında pratiğin de olmazsa olmazı bir bölüm içindesiniz. Staj döneminiz ne zaman başlıyor, bu süreç nasıl geçiyor ve en önemlisi, benim en sevdiğim soru. Varsa bir egzantrik anınız dinlemek isterim. Şöyle... İlk başta birinci sınıfın ilk döneminde uygulamaya dair bir ders almıyoruz. Anatomi dersi alıyoruz. Orada yani o da uygulama dersi olarak görünüyor ama daha çok laboratuvar tarzında hastaneye çıkmıyoruz. Uygulama, evet. İkinci dönemde esaslar dersimiz var. Hemşirelik esasları dersinde çok temel şeyleri öğreniyoruz. Hijyen gibi. Dimen giymedir falan. Sterilite. Bu tarz şeyler üzerine yoğunlaşıyoruz. Orada hastaneye çıkıyoruz. Ama tabii ilk olduğumuz için hastane çok yoğun olmuyor. Yani çok her şeye atlama tarzında olmuyor. Hani bir korku oluyor mu? Hani büyük geliyor mu, devasa? Yani devasa gelmiyor. Belki ben çok uzak olduğum için şu an öyle düşünüyor olabilirim de siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya devasa olması yani o tarz gelmiyor ama sonuçta ilk defa yaptığımız şeyler. Kan almak, damar yolu açmak ve bunlar çok pratiklik isteyen şeyler. Ve biz şu an bunun eksiğinde çok yaşıyoruz pandemiden dolayı. Yani çok pratiklik istediği için hastaneye ilk çıktığımızda bir afallama dönemi oluyor evet. Hani bazı hastalar oluyor. Evet. Bazı hastalar oluyor. Önemli değil diyor mesela. Hani sırayla hepimiz dönüyoruz. Yani böyle bir olayımız da var. Ama bazı hastalar çok hassas oluyorlar. Yani hani staj formasıyla bizi gördükleri zaman bile çık dışarı diyen insanlar oluyor. Yani öyle olduğu için de sürekli her şeye atılamıyoruz ister istemez. Yani genelde öğrendiğimiz, çıktığımız servisin ilaçları oluyor. Daha sonrasında birinci sınıfın birinci döneminde esaslardan sonra ikinci sınıfta, ikinci sınıftan itibaren her dönemde bir tane staj dersimiz oluyor, klinik dersimiz. Dahiliye, kadın doğum tarzında böyle her döneme bir tane. O dönemlerde de ilk 4-5 hafta teorik gördükten sonra hastaneye uygulamaya çıkıyoruz. Peki o bölümleri kendiniz mi seçiyorsunuz yoksa tamamen zorunlu şekilde mi alıyorsunuz? Sınıfımız çok kalabalık. Bizi nereye atarlarsa biz oraya gidiyoruz. Aynen yani. Kendi alanımızla ilgili tabii ki her gördüğümüz derste, dersin polikliniğinde, işte servisinde staj görmek isteriz ama böyle bir imkanımız olmuyor maalesef. Çok kalabalık olduğumuzdan dolayı. Stajda anılarımız var. Acemilikten kaynaklanan durumlar yaşanıyor illaki. Kötü de etkiliyor bazen insanı ama bu şekilde öğreniliyor. Yani maalesef yapacak bir şey yok. Ki hastanın, karşımızdaki hastanın durumu da çok önemli. Tepkisi de çok önemli bu durumda. Hani bazı hastaların ön yargısını yıktığım da oldu. Ama bazı hastaların yanına hiç yaklaşamadığım da oluyor. Yani o tarzda ben genelde iyi anlaşıyorum ama. Yani hastalarla ve ilgiye çok ihtiyacı olan insanlar gerçekten. Yani bizim bakım planı dolduruyoruz mesela. Aslında bu bizim hocaya teslim etmemiz gereken bir rapor tarzında bir şey. Ama bir hastam mesela dedi ki, orada çok ayrıntılı sorular var. O soruları ona yöneltirken dedi ki ne kadar güzel burası üniversite hastanesi olunca ilgileniyorlar dedi. Mesela yani bunun aslında üniversite hastanesi olmasıyla ne kadar alakası var bilmiyorum ama ilgiye çok ihtiyaçları oluyor. Ben hep bunu gözlemliyorum. Ve gülümsemek bile çok şeyi değiştirebiliyor. Ben bunu fark ediyorum. Katılıyorum gerçekten. Yani bir girip
tansiyon ölçeceğim diyerek yani girmek var. Bir de hani günaydın nasılsınız tarzında girdiğin zaman çok gerçekten tepkileri değişiyor yani. Daha ılımlı yaklaşıyorlar. Bana çubuk kraker alan bir hastam da vardı. Gerçekten böyle hastanenin içinde beni arıyordu. Çok hoşuma gitmişti yani. Ben o yüzden seviyorum ya. Hastanede olmayı da seviyorum. Staj da güzel yani ben. Çok teşekkür ederim. Hasan senin anılarını alalım. Şimdi şöyle ki anılarım çok anım yok aslında ama anılar var tabii. Böyle bazıları anlatılabilecek, bazıları anlatılamayacak anılar. Hastanede hepimizin formaları var. Hani bizde bu şekilde stajyer formalarımız var. Şimdi herkesin farklı farklı formaları olunca kimin hangi formaya girdiğini bilemiyoruz hastanede. Yani doktor hangisini giyiyor, işte bilmem anestezi teknikleri hangisini giyiyor, diğer hemşire hangisini giyiyor, rengarenk giyiniyorlar hastanede. Öyle olunca da bizde ilk staj zamanlarımız tabii. Geldim staj yerine, hemşirelerle tanışıyoruz falan filan. Daha diğerlerinin kim olduğunu bilmiyorum. Sabah belli planlamalar yapıldı. Stajyer arkadaşlarımızla beraber oturduk, konuştuk, tanıştık tekrardan. Orada hemşire servis yeri var işte. Hemşirelerin bulunduğu, orada işlerini yaptığı yerler. Oraya gelince bir tane hemşire abi, yani hemşire bey benden şey istedi işte. Bir hasta için yatak örtüsü istedi. Ben de dedim kimden alabiliriz? Bir tane hizmet personelini isteyebilirsin dedi. Hani vardır burada, ileridedir dedi. Ben de giderken bir tane biri gidek geldi. Dedim ki herhalde bu hizmette personeldir. Sonra dedim bir bakabilir misiniz acaba dedim. Bu nasıl diyeyim, çarşaf, yorgan, işte onları nereden alabiliriz dedim. Buyurun efendim falan dedi. Dedim siz hizmetli personel değil misiniz? Dedi ben doktorum falan. Orada zaten ben bir çöktüm böyle. Kusura bakmayın doktor bey dedim. Gerçekten. Ama olsun hani, çünkü ilk defa bir staja çıkıyoruz. Öğrenme aşamasındayız. Gerçekten öyle. Hastalara tedaviler uygularız. Onların yanına giriyoruz. Hani sadece bizim aslında hastalara tedavi uygulamak değil amacımız. Sadece mesela girerken hadi tedavini yaptım ben çıkıyorum demek değil. Aslında oraya girdiğimizde bir selam vermek, nasılsınız, günün hani nasıl olduğunu sormak, iyiyse iyi, kötüyse kötü, neden kötü olduğunu konuşmak, o konuda yardımcı olmak. Hani konuşmadan direkt girip yapıyor, çıkıyor bazı hemşireler. Bunları görüyoruz, staj dönemimizde de görüyoruz. Hani neden böyle bir şey yapıyoruz? Tartışılır. Bunu tartışmaya açık olarak bırakıyorum. Evet. Yorumlarda tartışabilir arkadaşlarımız. Gerçekten öyle. Çünkü tartışmaya açık o kadar konu var ki gelirsek bu sefer işin içinde hiç çıkamayız. Ya ben bir de şey eklemek istiyorum. Yani stres bu bilimsel olarak da hani araştırmalar var bununla alakalı. Ameliyattan sonraki iyileşme sürecini bile etkileyebilen bir şey. Evet. Yani o yüzden gerçekten hastalarla onların için rahatlatmak. Ya bizim aldığımız eğitimde, yani ben şöyle geri dönüp üniversite hayatımdaki hemşirelik eğitimime baktığım zaman psikolojinin üzerinde çok duruldu. Yani hep hastalarla olan iletişim, hastaların psikolojik durumu, bunları değerlendirmek. Yani bizim kendi o dediğim bakım planları oralarda da değerlendiriyoruz. Biz hastaların aile yapısına kadar soruyoruz çok yani ilginç, aslında. Evet. Çünkü her hastaya ona göre bir bakım vermek gerekiyor. Yani hastanın psikolojik durumu, ekonomik durumu, her şeyi değerlendirip yani konuştuğumuz cümleyi bile seçmemizi istiyorlar bizim. Gerçekten çok da haklılar. Ve hani gerçekten onların içini rahatlatmamız gerekiyor. Bir ameliyata girecek olan hasta ya da ciddi bir kaza geçirmiş bir hasta yakını, hastanın yakını. Hepsi bize bakıyor yani gerçekten hani, ama hemşirelerde yani şu anda hastane ortamında böyle bir durum ben gözlemedim açıkçası. Yani hani herkes sadece saatlerinde gidip ilaç uygulamalarını yapıyor. Evet. Birkaç seferde nasılsın, iyi misin diye sorduklarına denk geldim. Biz oturup konuştukça onlar da açılıyorlar aslında. Çünkü çok kötü bir ortam. Yani zaten fiziksel bir rahatsızlığım var. Uzun süre yatan hastalar var, yattığı için yaraları olan hastalar var. Acı çekiyorlar ve en azından ya bizim yapabileceğimiz en iyi şeylerden birisi de psikolojik olarak destek olmak. Hep de bunun üzerinde duruluyor. Ama maalesef ben hastanede hiç bunu göremediğim için biraz canım sıkılıyor açıkçası. Aslında tedavi yani süreci gibi gözükse de mesleğiniz, işin psikolojik tarafı da var. Yani çok ilginç evet, aslında. Ya çünkü çok uzun süre birlikte vakit geçiriyoruz. Hani evet, hani ilaç uygulama gibi bir görevimiz var. Evet. Ama serviste hep duruyoruz yani, hep oradayız. Ben
sadece bir çalıştığım serviste daimi bir doktorun olduğunu gördüm ve hani doktorlar vizitlerine çıkıyorlar mesela. O şekilde bir iletişimler oluyor ama bizim sürekli kontrol aslında ilaç uygulamalarına çıkıyoruz mesela ve sürekli de gezinmemiz, işte hastayla iletişim halinde olmamız bekleniyor. Bununla ilgili hep isteniyor yani bizden. Sürekli belli de etmeyin diyorlar. Hani böyle sanki sorgularmış gibi değil de. Sadece ödev için gelmiş havası veren, aslında ödevler de var ama ondan ziyade İrem'in de bahsettiği gibi aynen bizim ilgilenmemiz gerekiyor. Ödevden ziyade, yapacağımız ödev ya da programdan ziyade gerçekten o sohbet havasında zaten o ödevi yapabileceğimiz de belli yani. Staj ortamı tamamen insanın enerjisine bakıyor biraz. Evet. Ve hani yapabilir miyim? Özgüvene de bağlı bir şey. Çünkü tepkiler biraz farklı olduğu için. Özgüvenin varsa ve enerjin de varsa, biraz da insanlığın varsa halledilebilir bir şey yani. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Son biz olarak söyleyeceklerinizi alabilir miyim? Çok teşekkür ederiz çağırdığınız için. Bizim için de güzel bir anı oldu bence. Evet. Çok da konuşmamız gereken bir meslek. Hala üzerine değil iki kişi, 100-200 kişi de konuşabilir. Çok konuşmayı deneyen, sesini duyurmak isteyen çok insan var. Herkesin bu şekilde bir fırsatı olur inşallah. Bizim için çok güzel bir an oldu yani. Benim için öyleydi. Çok teşekkür ederim. Öncelikle ben de teşekkür etmek istiyorum. Bizleri burada buluşturarak konuşmaya dahil ettiğiniz için. Gerçekten faydalı olacağına inanıyorum bu bilgilerin ya da konuşmamızın. Hani yine eksiklerimiz olabilir, konuşmadıklarımız olabilir. Bunlar da tabii program dahilinde konuşacaklarımızdı. Eğer bir dahaki başka videolar istiyorlarsa arkadaşlarımız ikinci videoda gelsin. Yorumlara bekliyoruz. Yorumlara bekliyoruz. İkinci video gelsin derseniz biz her zaman buradayız arkadaşlar. Sizin için 2, 3, belki 5 video bile çekebiliriz yani, hiç sıkıntı değil. İrem'in de dediği gibi hani sesini duyurmak isteyen çok insan var hemşirelik alanında. Hemşireler olsun, hemşirelik mesleğini idrak edenler, yapanlar olsun gerçekten duyurmak istiyorlar. Hani bir nebze olsun biz de ses olabildiysek ya da konuşmalarımız birkaç kişinin kulağına gelip gerçekten böyle dedirtebildiysek ne mutlu bize. Birçok şeye de değinememiş de olabiliriz. Bunlar için de kusurumuza bakmasınlar. Hani süremiz de kısıtlı olduğu için bu kadar şeye değinebiliyoruz. Ya zaten yapabileceğimiz bir çerçeve oluşturabilmek yani. Aynen. Yapmadan bilemeyiz. Biz de daha sürekli çalışmadığımız için yani uzun süre vakit geçirmedik. Eve staja falan çıkıyoruz ama bir yere kadar yani biz de anlayabiliriz. En azından aldığımız eğitim ve gördüğümüz uygulamayı kıyaslama konusunda net bir bilgimiz var şu anda. Ama geri kalanı biz de işe başladığımız zaman öğreneceğiz. Evet. Biz de aynı şu an mesela hemşireleri anlayamayabiliriz çünkü staj gördük ama hemşire olmadık daha. Ya yani onların düşünceleri nedir, nasıl düşünüyorlar? Hani ben yine soruyorum çalıştığım yerlerde hemşirelere ama onun haricinde bütün hemşirelerin görüşleri bizler için değerli tabii ki. Hepsinin düşüncesi, bizlere söyleyecekleri ya da vermek istedikleri mesajlar çok önemli. İnşallah hemşirelik mesleği herkesin layıkıyla yerine getirebildiği meslek olarak devam eder bu şekilde. Ve ayrıca sona geldiğimiz için tekrardan teşekkür ediyorum sizlere. Burada bizleri buluşturduğunuz için. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Solumda bulan İrem'e, Alkeş ve Hasan'a da alkışlıyorum. Teşekkürler. Evet, biz sonuna geldik. Hemşirelik Fakültesi ile ilgili söyleşi gerçekleştirmeye çalıştık kendimizce. Sağda çıkan ya da solda da olabilir. Bilgilendirme kartlarına bakabilirsiniz ve alttan abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.